Antalya'daki vahşi cinayeti dün ekrana getirmiştik. İnşaat işçisi memleketine giderken yakalandı ve büyük bir soğukkanlılıkla cinayeti anlattı. Zili çalmış, kapıyı açan genç kadına izolasyon kontrolü için geldim demiş. Genç kadın da eşine sormak için telefon edince de hunharca öldürmüş. 2 aylık hamile bir kadın. Bugün köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. İki aylık hamile Sevilay Çevkiroğlu'nu evinde boğazını keserek öldürdü. Memleketi Adana'ya otobüsle kaçarken yakalandı. Üzerinden genç kadına ait bir bilezik, 4 yüzük ve bir cep telefonu çıktı. 3 aylık hamile bir kadını öldürdün, boğazını kestin, pişman mısın? Hırsızlık için girdiği evde 2 cana birden kıyan sabıkalı katil zanlısı ifadesinde cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı. Genç kadının yeni evli ve eşinin de kuyumcu olduğunu biliyordu. Evin boş olduğunu düşündü, kontrol için zile bastı. Genç kadın kapıyı açınca izolasyon kontrolü için geldiğini söyledi. O da kocasını cep telefonuyla aradı. Telefon kapanınca zorla içeri girdi. Direnince de bıçağı boğazına sapladı. Hamile bir kadını öldürdün, boğazını kestin, pişman mısın? Niye benim çiçekli çocuğumu evinde hunharca şey yapıyorlar yani, yolda sorduklar. Sevilay Çevkiroğlu bugün Hasdere köyünde gözyaşlarıyla uğurlandı. Hem eşi hem de doğmamış bebeğini kaybeden Tahir Çevkiroğlu'nun acısının tarifi yoktu. Şuradan, şuradan, şuradan.